Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Başak Koğday Saygılı, moda tasarımı öğretim üyesiyim. Bu bölümün konusu koleksiyon derslerinin dijitalde nasıl işleneceği. 2019 Mart ayından itibaren hepimiz uygulamalı derslerimizi dahi dijital ortamda işlemeye başladık. Bu durum hepimizi tabii ki ilk önce çok zorladı. Neden? Çünkü uygulamalı alanları normal şartlarda çok da alışık olmadığımız dijital ortamlar özellikle uygulamalı alanlar için çok daha büyük zorluklar yaşattı. Çünkü öğrencilere birebir göstermemiz gerektiği alanlarda biz birdenbire dijital bir ortama geçmiştik. Dijital ortamda bizleri zorlayan tabii ki sadece dijital mecrayı kullanmanın dışında aynı zamanda öğrencilerimizin birebir ürettiklerini görememekti. Onların üretim süreçlerini izleyememekti. Öncelikle koleksiyon dersleri için neler yaptık ya da neler yapıyoruz şu anda? Bununla ilgili çok ciddi zaman alması gerekiyor. Tabii ki ilk dönem zorlandık. Ancak sonraki Eylül döneminden itibaren bu derslerimiz daha doğru, daha yoluna girmiş bir şekilde işlemeye başladık. Koleksiyon dersiyle ilgili olan, koleksiyon dersini nasıl işlediğimle ilgili daha önce bir video hazırlamıştım. Bu videoda ise bu süreci nasıl dijitalde işliyorum bunu anlatmak istiyorum. Dijitalde geldiğimiz zaman evet öğrencilerin üretim süreçlerini göremiyoruz ama daha farklı bir alanda yapıyoruz. Öncesinde dönemin bir önceki dönemde zaten konularını vermiş oluyorum. Bunları yine normal dijital ortamda yani ya WhatsApp'ta ya da dijital ortamlarda birlikte istişareler yaparak ilerlemeye başlıyoruz. Derse dönem zamanına geldiğimizde ise dönem zamanında yine temalarını belirliyoruz. Ana temalarını belirliyoruz. Alt temalarını belirliyoruz. Bu temaları belirledikten sonra tabii ki yine dijital ortamlarda. Burada ana temaları ve alt temaları belirlerken tabii ki sınıfın tamamını topluyoruz. Dijital ortamda da olsa tamamını topluyoruz ve farklı programlar kullanıyorum bu dönemde. Çünkü orada normal şartlarda da aslında beyin fırtınası yapıyoruz. Ancak dijital ortama geldiğimiz zaman beyin fırtınası yapmak birazcık daha zorlaşabilir. Ekranı bile açmak bazen zorlaşırken orada beyin fırtınasını yapmak bazen çok daha zor olabiliyor. Bu noktada ne yapıyorum? Daha ders hareketlendirmek için farklı programlar kullanıyorum. Ve böylelikle hem onlar için eğlenceli hale geliyor, bir oyun gibi hale geliyor. Hem de beyin fırtınası yapmak için görüntüler ya da görsellerle desteklemiş oluyoruz. Böylelikle onları işin içerisine daha çok katabiliyorum. Çünkü dijital ortamda olduğunuz zaman birazcık daha hareketli, biraz daha ne yapmak istediğinizi bildiğiniz, öncesinde programlara daha fazla programlar kullanmak gerekiyor. Sadece Zoom ya da ona benzer programlar değil, farklı programlarla dersi desteklemeniz gerekiyor. Yani normalde bir teorik dersi anlatırken de desteklememiz gerektiği gibi uygulamalı derslerde de desteklememiz gerekiyor. Çünkü uygulamalı derslerinde öncesinde bir temel attığımız bir teorik kısmı var. Bu teorik kısmında da mutlaka dersler farklı programlar tarafından desteklenmesi lazım. Beyin fırtınasını yaptırdığım dönemde kullandığım programlar var ama ayrıca da görseller var. O görseller üzerinden yani dönemin sonunda ben nasıl bir koleksiyon istiyorsam, nasıl koleksiyonlar istiyorsam çünkü ben daha çok satılabilir ürünler üzerinden devam ediyorum. Yani nasıl satılmasını sağlayabileceğimi, satılabilecek hemen koleksiyonu direkt satın almaya sunduğumuz zaman insanların talep edeceği ürünler elde etmek istiyorum. Bu anlamda da satılabilir olması için benim daha öncesinde yaptırmış olduğum koleksiyonlara benzer, onlarda neler yaptırdıysam onları çıkartıyorum. Onların görsellerini gösteriyorum. Tabii ki görsel olduğu zaman öğrenciler derse çok daha fazla katılım sağlıyorlar. Tabii bir de orada görsellerle beyin fırtınası yapması için onlardan her birine mutlaka söz veriyorum. Eğer söz vermezsek öğrenciler sadece izlemekle kalabiliyorlar. Beyin fırtınasına katabilmek için onları daha farklı görselleri, farklı programlamalarla eşleştirmeye çalışıyorum. Böylelikle görselleri kullanıyorum. Görsellerden sonra özellikle tema alanında birlikte çalışmaları gerekiyor. Çünkü kolektif bir ortam olması gerekiyor. Birinin gördüğünü diğerleri göremeyebiliyor. Bu nedenle orada birlikte çalışmaları gerekiyor. Daha sonra ise koleksiyon dersinde konuları belli olduktan sonra tek tek almaya başlıyorum. Yani Zoom dersine bile her biri için 15'er dakikalık ya da 10'ar dakikalık zamanlar ayırıyorum. Böylelikle Zoom'da ya da diğer programlarda 10'ar dakikalık olarak her gün ya da her hafta 10'ar dakikalık zamanlar, 15'er dakikalık zamanlar ayırıyorum. Bazen öğrencilere ekstra zamanlar gerekebiliyor. Çünkü üretim sürecinde çok ciddi zaman ya da çok ciddi problemler yaşanabiliyor. Bu durumda öğrencinin bir hafta beklememesi için halihazırda olan zaten telefon uygulamalarımızda hemen onlarda açabiliyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz hemen bize ulaşmış oluyorlar ya da maillerimizle bilgisayar programlarımızdaki yine üniversitelerin
hali hazırdaki programlardan bize ulaşabiliyorlar. Böylelikle de hızlı bir şekilde iletişimle problemleri daha kolay bir şekilde çözümlüyoruz. Temalarını belirledikten sonra öğrencileri tek tek alıyorum. Daha sonra çizim aşamasında, dikim aşamasında, üretim aşamasında, kalıp aşamasında tek tek alıyorum. Çünkü kalıp aşamasında benim göstermem gereken şeyler olabiliyor. Kalıp aşamasında öğrenci öncelikle kendisi hazırlıyor. O yaptıkların üzerinden kritik alıyorum. Bu kritikleri yaparken mutlaka tek tek yapıyorum yine. Çünkü her birileri için tek tek hepsini birden toplayıp da zaman harcamak, özellikle 4. sınıf öğrencisi ise çok zaman harcamak istemiyorum. Yani diğerlerini zamandan çalmak istemiyorum. Bu nedenle de tek tek hepsini topluyorum. Herkes kendi üretimiyle, kendi kalıbıyla, kendi çizimleriyle ilgileniyor. Ancak 2-3 haftada bir hepsini bir araya topluyorum ki birbirlerinden de haberdar olsunlar, birbirlerinden de çok kopmamış olsunlar diye. Dersin geneli anlamında birbirlerinden çok kopmuş olmamaları için birkaç haftada bir tekrar topluyorum. Vize döneminde tabii biz vizeleri de yine ön değerlendirme, iki farklı değerlendirme gibi yapıyoruz. O değerlendirmede işte bir süreç analizi, bir koleksiyonun jüri değerlendirmesi olabilir ya da yine tek bir değerlendirme olacaksa, tek ben değerlendireceksem bu durumda da yine öğrencilerin hepsini bir araya topluyorum. Ondan sonra hem her biri birbirlerini görüyorlar, eksiklerini görüyorlar, arkadaşına bakarak eksiğini görebiliyorlar. Tabii bu süreçte ne yapıyoruz? Yine dijital ortamdayız. Dijital ortamda da olsak yaptıklarını sürekli kendileri paylaştıkları ve anlattıkları için aradaki eksiklikleri görmüş oluyorlar. Final dönemine geldik. Geçen dönemimizde yaşadık. Final dönemine geldiğimizde de finalde yine yaptıkları koleksiyonları orada sunumunu yaptılar. Tabii ki o süreçteki üretim sürecini birebir göremiyorum ama tek yapmış oldukları tek tek lookları yaptırıyorum. Daha önceki videoda anlattığım gibi tek lookları yaparken orada işte dikişi nasıl yaptın, nasıl geldi, buradan buraya nasıl ulaştın ya da farklı teknik kullanabilirsin, yeniden yapalım, tekrar çalışalım. Bazen kalıbı yeniden çalışmak gerekebiliyor. Bazen kumaşı öyle bir hatayla karşılaşıyoruz ki bazen kumaş yeniden çalışılması gerekebiliyor ya da bazı yerleri yeniden çalışmak gerekebiliyor. Bu anlamda tek tek yeniden, tek tek öğrenciyle görüşerek ve adım adım ilerlediğimizde ve süreç değerlendirmesi yaptığımızda öğrencinin işte son ana kalmamış oluyor. O son ana kalma durumu oluşursa o zaman bir koleksiyonu tamamlaması mümkün değil ya da çok karşımıza istemediğimiz durumlar ya istemediğimiz bir koleksiyonla karşılaşabiliriz. Süreç analizi yaptığımız durumlarda böylelikle bir problemle karşılaşmıyoruz ve aynı zamanda da daha güzel sonuçlara ulaşabiliyoruz. Öğrenci haftalık yetiştirme kaygısında olduğu için son anda zaten zaman zaman yapmış olduğu için her hafta yapmış olduğu için böyle son anda sürprizli bir koleksiyonla karşılaşmamış oluyoruz. Sonrasında ise değerlendirme aşamasında da yine jürili değerlendirme olursa zaten jüriyi tamamen açıyoruz Zoom'da ya da dijital ortamda ve bu sırada birbirlerinin koleksiyonlarını görüyorlar, kendi koleksiyonlarını görüyorlar. Öncesinde bize göndermeleri gereken şeyler olursa o zaman paylaşıyorlar bizlerle. Ancak genel itibariyle o gün için paylaşımlarını yapıyorlar ama öncesinde ben sürekli onlarla iletişim halinde oluyorum. Bu iletişimi de farklı kanallardan yapıyoruz. Sadece tek bir mecradan değil, çok farklı mecralardan yapabiliyoruz. Ve hızlı problemi çözmek adına da tabii ki bizim çok büyük zamanımız alıyor. Çok büyük zaman gidiyor. Yani normal şartlarda 5 dakikada anlatacağımızı belki dijital ortamda işte 15 dakikada anlatıyoruz. Bazen oluyor birkaç günde anlattığımız zamanlar oluyor. Çünkü öğrenciye birebir görüp de gösteremediğimiz için ya da direkt uygulamasını yapamadığımız için bazen çok büyük zamanlar harcanabiliyor. Ama nihayetinde olması gereken koleksiyona sonuçta ulaşıyoruz. Evet, dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.